Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak O Kadar Televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Ayla su yaşamak için zorunlu şeyler diye düşünürken memleketteki bozuk hava işin suyunu kaçırdı sayın seyirciler. 4 numaradan nereye çıktın? Burası mı akıyor? Bak bakalım. Zilde adın ev yazmıyor mu? Zil nerede kaldı? Ne yapmış bunlar kapılara ya? Aa, burada yazıyordur ne? Rıfat Çeker he. Rıfat Çeker he. Ha? Lan arada o kadar zaman geçti. Bunlar bizi tanıyacak mı acaba? Lan sen köylüsün, tanımaz mı be? Buyurun. Bizi tanıdı mı bacım? Dur lan, acele etme. Aa, Fatime sen misin? Benim ya. Bak tanıdı. Seni adi karı seni. Geçin geçin gelin. Lan ne yaptınız buralar? Gel gel. Rıfat. Rıfat başkanına geldi. Hoş geldiniz. De. Geldiniz, bizi unuttunuz ki. O ne biçim laf Cemil? Her zaman kalbimizdesiniz. La bizi unuttunuz sandıydık. Anlatın bakalım uzakça nasıl? Ne özledin bizim köyün kavunlarını? Kavunların eski tadı kalmadı. Hele siz anlatın. Şehirde zormuş hayat he? Zor vallahi. Bir ev bulup dayayıp döşeyinceye kadar canımız çıktı. Oğlum misafirlerin elini öpsene. Maşallah ne kadar büyümüşüz. Sıpa. Ben televizyon izleyeceğim anne. Taksit maksit girdik hepsine. Ama hiçbir eksiğimiz kalmadı. Ha maşallah biraz fazlanız var gibi mi lan? Etraf ıvır zıvır dolu lan. İlahi Fadime, bunların hepsi zorunlu ihtiyaç. Ben size bir çay koyayım. Haluk nerede Haluk? Büyümüştür hele. Banyoda, çıkar şimdi. Ya sorma sahip, ben bir şey soracağım. Bu zımbırtı ne oluyor? Kablosu mablosu ya, eline gidiyor. Bu nedir ya? Cal cal konuşma. Ha? Video herhal. Yok video değil, video değil. Sis makinası. Ha? Buyur. Sis makinası. Sis yapıyor. Çok pahalı Meret. Aa, bizim burada, bizim köyde sis bedava. Akşamlar kendinden basıyor. Börekler, çörekler, kızarmış tavuklar. Burada çok razı. Daha neler neler yapacaksınız. Ne duyuyorsun? Çalıştırsana makineyi. Görmüyor musun? Reklamlar başladı. Kusura bakma hayatım, konuşmaya daldık. Yahu çocuklar televizyonda ne görseler istiyorlar. Alamayınca da sorun çıkıyor. Ama ben kolayını buldum. Çalıştırıyorum sis makinasını. Hepimiz rahat ediyoruz. Sık anne ya, bir şey göremiyorum. Hoş geldiniz. Ulan aklım çıktı, yamyam mı ne? Korkmayın ayol, Haluk o banyodan çıktı. Oğlum şunu çıkar kafandan. Hem git üstüne bir şeyler giy, hadi ayıptır ayıp. Burada şofbenden her gün birkaç kişi zehirleniyor. Mecburen hepimiz böyle giriyoruz banyoya. Dikkat! Hadi ayıptır ayıp. Burada şofbenden her gün birkaç kişi zehirleniyor. Mecburen hepimiz böyle giriyoruz banyoya. Dikkat dikkat! Hücre evindekiler, Türk polisi konuşuyor. Etrafınız sarıldı. Biz sardık. Ne oluyor kız? Operasyon. Herhalde bir ihbar var. Ana! Buraya bak hele. Yanlış ihbar herhalde. Ne oldu be? Teslim olun yoksa ateş edeceğiz. Ben hallederim şimdi. Bir ki. Dikkat dikkat. Sayın Türk polisi, Türk ailesi konuşuyor. Yanlış ihbar almışsınız. Burası hücre evi değil. Hadi ya. Bir alt katınız olabilir mi? Bize bir hücre evi lazım. Ha, daha neler? Ben 10 yıldır bu evde oturuyorum ya. Beni herkes tanır. Merhaba Refik Bey. Refik Bey doğru söylüyor. Sağ olun Gülten Hanım. Ne olmuş kız Gülten? Yok bir şey anam. Hücre evi diye bizi basmışlar. Desene faka basmışlar. Kız gelsene oturmaya. Başka zaman, köyden misafirlerimiz var. Pardon lafınızı kesiyorum ama buralarda hücre evi falan yoksa biz gidelim. Yok vallahi. Peki iyi günler. Hayırlı işler memur bey, kolay gelsin. Sağ olun. Neyse oldu bu iş. Allah, şu zımbırtı olmasaydı resmen basacaklardı burayı. Buralarda herkes tedariklidir. Sormaya korkuyorum ama bir şey diyeceğim. Siz kapının önüne böyle bir şeyler koymuşsunuz, bir şeyler çakmışsınız. O ne? Ben
O mu? O araştırmacı medyaya karşı. Bizim üst katımızdakiler Susurluk olayına karışmışlar. Her gün kapımıza dayanıyorlar. Kimdir, ne yer, ne içer? Biz de medyayı gördük mü çakıyoruz kapıyı. Aman basmayın. Basmayın, kaç basmayın. Olur. Hastaneye düştüğümüzde çok işimize yarıyor. Verilen kanları onun üzerinde deniyoruz. Maazallah AIDS olma ihtimalimiz var durduk yerde. Hoşçakalın. Hoşçakal. Hadi akşama görüşürüz. Ben okula gidiyorum. Hoşçakalın. Nereye? Okula mı? Okul kıyafeti mi bu? Neyse söylemeyin, merak etmiyoruz. Değil mi Cemil? Çay olmuştur, dökeyim. Yok anam yok, biz kalkıyor. Değil mi Cemil? He çayı da başka zaman içerik. Artık buralarda, büyük şehirlerde ateşkes ilan edildiği zaman. Hadi. Yürüyün aman. Silahı şeytan doldurur derler ama bizdeki şeytanlar her yeri silahla dolduruyor. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Siz sormadan söyleyeyim, her şey tamam. Bir tek kuş sütümüz eksik. Kuş sütü mü eksik? Ben size her şey tamam olacak demedim mi kardeşim? Ama efendim yani sütü sağlayacak bir kuş türü yok da ondan. Yoksa ben o lafı hiçbir şeyimiz eksik değil manasında söyledim. Tamam efendim. Anlaşıldı. Partimizin bu toplantısı için her şeyin tamam olmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Tabii. Yavrum söyle bakayım, senin için en önemli yer neresi? Sarıyer. Niye? Sarıyer'liyim efendim. Hayır, Vestiyer. Buyurun efendim. Bu salak galiba. Evet. Değil efendim de sizi görünce biraz şaşırdı galiba. Vestiyer kardeşim, Vestiyer. Senin için de, benim için de. Bak yavrum, şimdi buraya bir sürü önemli adam gelecek. Hepsinin değerli ve sakıncalı eşyalarını sen alıp koruyacaksın. Korurum efendim. Buyurun. Toplantı salonuna silahlı ve sakıncalı şey taşıyan kimseyi sokmayacaksın. Partimizin toplantısının güvenlik içinde geçmesi için çok gerekli bu. Bak... Ben de silahımı çıkarıyorum, buraya koyuyorum. Ben bunu hep yapıyorum. Buyurun efendim, salona geçelim. Rüstem, gözünü dört aç. Dört de yetmezse gözlük tak. Buradan sakıncalı bir kuş bile geçmeyecek. Merak etmeyin efendim, sakıncalı piyade bile almam içeri. Tamam. Buyurun. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Üstünüzde sakıncalı bir şey varsa vestiyere bırakacaksınız. Çıkarken alacaksınız efendim. Kazım, silahları bırakacağız. Ha. İyi sahip ol, baba yadık emir. Tamam. Bana babamdan bir şey kalmadı ama silah olarak deden kalma bu kılıç var. Senin deden kimdi ya? Kılıç Ali Paşa. Buyurun Ali Bey. Ali Bey Paşa. Efendim üstünüzde sakıncalı bir şey varsa lütfen vestiyere bırakın. Silah milah mı yani? Silah ve milah. Peki. Al. Dikkat et, şeytan doldurur. Ben doldurdum. Ben de az şeytan değilimdir yani. Çok şakacısınız beyefendi. Bende de milah olarak şunlar var. Malum siyasetçiyiz. Kimin ve özellikle benim ne bok yiyeceğim belli olmaz. Haklısınız, buyurun efendim. Efendim üstünüzdeki sakıncalı şeyleri rica ederim. Efendim? Sakıncalı şeyleri alayım. Hepsini mi? Hepsini. Peki. Çıkarken alırsınız. Tamam. Beyefendi siz buyurun, benimki biraz uzun sürer. Teşekkürler. Bende silah olarak bu var. Tamam efendim, silahı şuraya bırakıyorum. Lütfen. Başka üstümüzde sakıncalı bir şey var mı? Sakıncalı olarak da bu. Gel hayatım, ben seni şöyle bırakayım. İçeride basın mensupları var. Sonra metresim diye dedikodu çıkartırlar. Tamam mı güzel? Tamam kuşum, sen git. Peki güzel. Tamam efendim, hepsi bu. Maşallah cephanelik gibisiniz beyefendi. Öyle. Sizi de askıya mı assaydım acaba? Efendim sakıncalınızı alayım. Buyurun. Bazuka. Teşekkür ederim. Al şu ihale dosyalarını. Evet. Sakın bakma. Bakmam efendim. Çok sakıncalı bir usulsüz. Şu torbada eroinler var. Dönüşte alırım. Buyurun efendim. Saygılar. Bütün sakıncalı şeyler bırakılıyor mu? Evet efendim. Çıkarken alacaksınız. Peki o zaman. En sakıncalı şeyim bu. Al şunu. Ama beyniniz... Evet beynim. Bunun yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Hem okudum, hem yazdım, hem hapis yattım. Meğer bende beyin yokmuş. Var efendim, işte burada bakın. Keşke bırakmasaydınız. Boş ver. Hem sakıncalı hem de böyle bir parti için beyin gerekmiyor zaten. Kiralık ev bulmanın deveye hendek atlatmaktan zor olduğu bu devirde... ...evi bulanlar bazen papazı da buluyor sayın seyirciler. Yani sizi bizim karşımıza Allah çıkarttı komisyoncu bey. Öyle değil mi Niyazi, konuşsana. Ay Niyazi küçük dilini yuttu vallahi şaşkınlıktan. Olabilir efendim, insanlık hali. Küçük dildir, yutulur. Biraz şaşkınım tabii haliyle. Ama sen hep şaşkınsındır Niyazi. Ben buna eskiden şaşkın tavuk derdim. Ay bu da bana yeşil ördek gibi daldın göllere de.
Aman efendim, göl gibisi var mı? Ay şimdi komisyoncu bey, şunu bir daha konuşalım. Gerçekten bu ev 20 milyon lira mı? Evet, üstelik depozito yok, peşinat yok. Ev sahibi böyle şeyleri çok saçma buluyor. Sağ olsun, belli ki ululardan ulu bir adam. Değil mi Niyazi? 20 milyon kira çoksa 10 milyon da olabilir diyor. Demek ki dünyada iyiliksever insanlar ölmemiş daha. Bir tane kalmıştı, o da bize denk geldi. Niye böyle salak salak konuşuyorsun Niyazi? Üstelik ev çok merkezi bir yerde. Her yere çok yakın. Ay vallahi ne kadar şanslıyız Niyazi. Her tarafımızdan bal damlıyor. Ay gülsene ayol abi. Ev çok rahat, geniş. 3 oda, 1 salon, 2 tuvalet. Oh. Siz evi görün, kontratı ondan sonra yaparız. Yalnız ben gelemeyeceğim. Aa. Apartmanda Selahattin Bey var. Anahtar onda. Buyurun, ben adresi yazdım. Yuvayı dişi kuş yapar. Ay bu da çok esprili adam vallahi. Hay huy caddesi çıkmaz sokak, Badire Apartmanı'nda mı 13? Hadi Niyazi. Gördün mü bak, hiç aklımıza gelmedi. Tamam Selahattin Bey bu apartmanda ama hangi daire? Çal zile öğrenelim, ne var bunda? Hep sorun yaratıyorsun Niyazi. Hayret bir adamsın vallahi. Merhaba. Ah canım. Geçmiş olsun kardeş. Acıyor. Ay çok mu acı, ölüyorum. Ne elliyorsun kadını? Şu adamı sorsana. Ay iyilik olsun diye yaptım. Kusura bakmayın. Anneciğim ne olur niye bağırdın? Yok bir şey çocuğum, ölüyorum. Ölüyorum. Ay ben... geçmiş olsun. Sağ ol. Ben şeyi soracaktım. Ya ne dilim duruyor kapıda ya? Merve yedik diyor sana ya. Kurşun da şuradan girdi, ne şurada içeride kaldı ya. Gel şunu çıkar diyoruz ya. Ne bekliyor burada lan? Burası özel bir klinik galiba Niyazi. Affedersiniz kardeş. Selahattin Bey acaba kaç numarada? Akşama gelirken ekmek almayı unutma Hayati. Geç de kalma, merak ediyorum. Hadi güle güle. Günaydın Hayati Bey, nasılsın? Vallahi iyiyim desem yalan olur. Bir kırıklık var üstünde. İyi olacağız inşallah, iyi olacağız. Affedersiniz kardeş, bu apartmanda bir Selahattin Bey oturuyormuş. Nerede oturuyor acaba? Evde oturur. Malum da kardeşim, hangi ev, hangi daire? Bodrum'da 1 numara. Koluma. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu apartmanda da herkes malum gazi Niyazi. Selahattin Bey. Efendim buyurun, ne vardı? Anahtar vardı. Sizde anahtar varmış, boş daireyi tutacağız da. Sakat mısınız? Niye, sakat olmak mı gerekiyor? Hayır, normal sakat değil, yani kafadan sakat mısınız diyorum. Ay niye kardeş, çok münasip parası. Para her şey değildir bayan. Ya kardeşim sana ne, sen anahtarı ver yeter. Tamam anasını satayım, tamam verelim. Burada işte pijamanın cebinde. Anahtarla her şey halloluyorsa buyurun alın. Demek evde oturmaya kararlısınız o yerden. Evet, müsaadeniz olursa. Müsaademiz var da gelin sizden bir iş yaparım. İsterseniz ben size benim daireyi satayım. Ucuza vereceğim. 250'ye bırakacağım, 250 milyon. 100 milyon. 50 milyon ver yenge kurban. Ulan bedava veriyorum. Alın anasını satayım yeter ki. Lütfen Selahattin Bey, kiracı olabiliriz ama bu size bizimle eğlenme hakkını vermez. Hak mak isteyen yok, tutun da görün ebenizinkini. Niye ya, bilmediğimiz bir şey mi var? Bir değil, 5 şey var. Bu ev var ya, çok merkezi. Daha güzel ya? Ne güzel, bu evin tam karşısında üniversite, solunda cami, sağında da adliye var. Bunda ne var? Dayak var, dayak. Üniversitenin önünden geçiyorsun, sopa yiyorsun. Caminin önünden geçiyorsun, tekme yiyorsun, adliyenin önünden geçiyorsun, kurşun yiyorsun. Ya artık bu evde yaşamaktan bıktık. Aman şu evde kurtarın bizi ya. Gelin yalvarırım, gelin. Alın şu evi ya. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar.